şartlarını hatırlatayım. 12 sorumuz var. İlk soru 500 evet. lirayla başlıyor. Sonra siz soruları bildikçe bu 500 lira ödül katlanıp 12. soruya gelindiğinde tam 1 milyon lira oluyor. Evet, bu 1 milyon lira kazanmak için size yardım edecek jokerleriniz var. Seyirciye sormak istiyorum. Telefonla danışmak istiyorum ve yarı yarıya joker haklarınız. 7. soruda baraj sorusunda 15 bin lirayı kazandıktan sonra bir jokeriniz daha olacak. O da çift cevap jokeri. Efendim kolay gelsin. Yarışma başlıyor. İlk soru geliyor. Hangisi tartışılan bir konu üzerinde verilen kişisel güvence sözüdür? Evet. A. Gönlümü veririm. B. Şapka çıkarırım. C. Kalbini kırarım. D. Kalıbımı basarım. D. Kalıbımı basarım. Son karar. İkinci soru. Hangi içeceğin yanında nane likörü ikram edilir? A. Salep. B. Şıra. C. Türk kahvesi. D. Boza. C. Türk kahvesi. Son karar mı? Üçüncü soru. Safkan kelimesi özellikle hangi hayvan için kullanılır? A. Geyik. B. Keçi. C. At. D. Deve. Çok seviyorum ben de. At diyorum. C. Son kararım. Gerekli o koltuğa oturanlara bir heyecan basar. Sizde pek yokmuş gibi duruyor. Aslında var da çaktırmamaya çalışıyorsunuz. Peki. Dördüncü soru. Romatizması olanlar bacakları ağrıdığında ne olacağını söylerler. A. Yağmur yağacağını ve rüzgar çıkacağını. C. Sis basacağını. D. Güneş açacağını. A. Yağmur yağacağını. Son kararım Kenan Bey. Beşinci soru. Futbolda yan hakemlerin tuttuğu bayraklar hangi iki renkten oluşur? A. Kırmızı beyaz. B. Sarı kırmızı. C. Sarı lacivert. D. Bordo mavi. Futbolla pek alakam yok. Ben de böyle soruyu görür görmez hemen cevap vereceğini zannettim. Seyircilerimiz bilir mi? Seyircilere danışalım efendim. Soruyorum. Futbolda değerli seyirciler, yan hakemlerin tuttuğu bayraklar hangi iki renkten oluşur? A. Kırmızı beyaz. B. Sarı kırmızı. C. Sarı lacivert. D. Bordo mavi. Süre 10 saniye. Sarı kırmızı, yani kırmızı beyaza göre biraz daha fazla tercih edilmiş seyircilerimiz tarafından. Evet. Yarı yarayı da kullanabilir miyiz? Tabii. Yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız değerli seyirciler. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Evet. Evet. B sarı kırmızı son karar. Belki Türkiye'de erkeklerin çok düşkün olduğu bir evet. alan futbol ama... Haklısınız ama ben... Siz pek ilgilenmiyorsunuz. Bu da size iki jokere mal oldu. Maalesef. Ne güzel gidiyordunuz. Evet. Şans. Kısmet. Altıncı sorudayız efendim. Üniversite sınavında sinoloji bölümünü kazanmışsanız... ...hangi ülkenin dili ve kültürü ile ilgili eğitim alacaksınız demektir. A. Çin. B. Mısır. C. Rusya. D. İran. Kafamda var ama.
Çin olabilir mi? ...17 saniye. Aa, Çin son kararı mı? Evet, Mısır zaten Arapça, İran deriz. Ona Acemce diyoruz, Farsça. Rusça da zaten. Rusya ne alakaysa, evet. İkisinde biraz tereddüt. Çin, doğru cevabı verdiniz. Sesli soru geliyor efendim. 7. soru olarak dinliyoruz önce. Dinlediğiniz Still Loving You adlı bu parçayı, şarkıyı seslendiren müzik grubu hangisidir? A. Pink Floyd, B. Metallica, C. Scorpions, D. The Beatles. Evet. Hala seni seviyorum. Telefon jokeri imdadınıza yetişebilir miyim? Evet, ben de onu düşünüyorum. Telefon jokerini kullanabilir miyim? Evet, jokerleri tanıyalım önce. Coşkun Bayrak, Melih Değer ve Tevfik Şahinel. Melih Değer. Hemen arıyoruz herhalde, biz iyi. Pilot kendisi efendim. Bilme ihtimali çok yüksek. İnşallah. Evet, güveniyorum. İnşallah. Evet, telefonu çalıyor Metin Değer. Alo. Alo. İyi akşamlar Metin Değer. Efendim nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, Melih Değer ben. Buyurun. İyi misiniz efendim? Sağ olun efendim, siz? Eksik olmayın, ben de iyiyim. Armağan Genç'le yarışıyoruz. Bir soru soracak size. Siz de eğer doğru cevabı biliyorsanız vereceksiniz 30 saniye içinde. Bir sesli soru bu, bir müzik sorusu. Önce dinliyoruz efendim. Soru geliyor. Buyurun Armağan Bey. Still Loving You. Kim seslendiriyor? Pink Floyd, Metallica, Scorpions, The Beatles. Scorpions. Efendim? Scorpions. Emin misin Melih? Eminim, doğru. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yarışmalar. Sağ olasın. Scorpions son karar mı? Evet, joker dediğiniz böyle olur değil mi Bircan Hanım? En korktuğu soruydu. Değil mi? Evet. Yani biraz da zordu hakikaten. Evet, bayağı zordu. Yani Melih Bey imdada yetişti. Böylece 15 bin lira kazandı. Ben şu an uçuyor diye korktum ama uçuşta değilmiş Allah'tan. Evet, o da bir talih diyelim. Evet. Bir hedefiniz var mıydı Armağan Bey? Efendim, hedefim 15-30 diye düşünüyordum. 15'i aldınız. Bir joker daha kazandınız. Melih'e teşekkür ederim. Bir joker daha kazandınız. Son cevap jokeri, belki bu da size 30 bin liraya taşıyacak. İnşallah. Bir jokerdir. Kolay gelsin. Diğer 8. soruyu soruyorum. Hemen şunu hatırlatayım. Bir riskiniz yok. Evet efendim. 15 bin lira cebinizde çift cevap jokerini kullanabilirsiniz. Evet. Çünkü o da sizi %50 şanslı hale getirir. Evet. Tabii bilmiyorsanız doğru cevabı. Anladım. Kafamda geçiyor. Sütunu eliyorum. Ok ya da ağaç gibi değerlendiriyorum. Mum da olabilir ama.
Ben risk almayayım. Çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Çift cevap joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ve ondan ilk seçtiği cevabı rica ediyoruz. Ok diyorum efendim. Ok, son kararınız. Evet efendim. Ok mu acaba? Değilmiş. Evet. Bir şansınız daha var. Mum, ağaç. Yoksa elediğim sütun da olabilir ama. Yağmurda kalkmak. Dimdik durmak. Eğilmeden, bükülmeden. Ağacı da eleyebilirim. Mum, sütun. Sütun son karar. Başta sütunu o kadar ittiniz ki yani bu olmaz diye. Evet. Sütun diyeceğiniz hiç aklıma gelmiyordu. Yani Kenan Bey sütunu en basit şık olarak eledim aslında. Yani çok kolay diye. Kolay diye eledim. Evet, sütun ilk gördüğüm oydu. Düz mantıkla baktığımız zaman amuda kalkmak tabii ki sütun gibi durmak ama diğerlerinde aradım cevabı. Sonradan tekrar sütuna döndüm. Evet, hedefleriniz rakama ulaştınız 30 bin lira. Güle güle kullanın. Çok şükür. Bircan, bir daha size döneyim ben. Nedir yani bu para, işe yarayacaktır herhalde. Kızımın eğitimi için harcayacağız. Öyle yani mi? Başka bir ihtiyacımız yok zaten. Peki. Kızım önce her zaman Kenan Bey. Tek çocuğunuz tek var. Tek efendim. Allah bağışlasın. Cümlemizin, sağ olun. Evet, 60 bin lira ödülü olan 9. soruya geçiyoruz. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster devam edecek.